Vatandaşın Vekili Vekilim TV her yerde olmaya devam ediyor. Bugün de Narlıdere sahil evlerindeyiz. Balıkçılarımıza mikrofonları uzatıyoruz ve soruyoruz. Paranın önemi nedir? Hayattan beklentimiz nedir? Hayattan beklentilerimizi para ne kadar giderebilir? Sevgili Vekilim TV izleyicileri, Narlıdere sahil evlerindeyiz. Şimdi mikrofonlarımı yanımda çok keyifle kahvaltı eden balıkçılar var. Onlara uzatıyorum. Merhabalar. Güzel. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Gürcan, buyurun. Size birkaç sorumuz olacak. Paranın önemi nedir sizce? Paranın önemi olmaması. Sizce? Olması. Para sizin için ne ifade ediyor? Bir araç gereç. Başka bir şey teşkil etmiyor. Bizim aracılığımıza ne söylemek istersiniz? Hangilerinden başlasak ki? Denizlerin durumundan başlayalım mesela. Şu andaki şu sektörün sıkıntılar içindeki olmasından kaynaklanan bir takım sebepler sayabilirim istediğiniz kadar. Mesela şebeke ve troll dediğimiz bir takım olaylar bu denizimizi, şu güzel körfezi bitirdi. Son durumlarını yaşıyor. Biz 3 tane balıkçıyız şurada. Çıkan balık en fazla 3 kilo veyahut da 4 kilo. Bu sektördeki şikayetleri dinlemek için biz gibi balıkçılara değil de böyle kooperatifler bazında insanlarla muhabbet ederseniz bence bunların çok çok daha üst üstesinden gelecek bir sempozyum, kendi kafanıza göre bir panel düzenleyebilirsiniz. Arkadaşlar. Doğru söylüyor. Katılıyorum söylediklerine. Sizin başka ekleyeceğiniz, şikayetçi olduğunuz bir durum var mı? Denizler bitiyor. Hepsi bu. Başka bir söyleyeyim size. Beklentilerinizi alabilir miyim hayata dair? Ne isteriz, ne bekleriz? Balıkçılığı bırakmayı düşünüyoruz. Çünkü bıktık artık. Yani inan bitti yani de balıkçılık bitiyor. Neden sizce? Neden? Bunu yasak almama diyebiliriz. Bu bir kooperatif daha iyi biliyor. Öyle diyelim. Vatandaşın Vekili, Vekilim TV. Yurdum insanlarının dertlerini, beklentilerini dinlemeye devam edecek. Bizi izlemeye devam edin. Vatandaşın Vekili, Vekilim TV, yurdum insanıyla konuşmaya devam ediyor. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ayhan. Mazlum. Ne iş yaparız? PVC doğrama işi yapıyorum. Genelde hafta sonları buradayım. Stres atıyorum. Yani çoluk çocuğu getiriyorum bazen. İyi oluyor ya. Sizce para ne kadar önemli? Para ne kadar önemli? Bir yerde önemli, bir yerde değil. İnsanına göre değişiyor. Para. Mesela ne diyeyim, ve patronlar olsun veya başkaları olsun. Tabi patron kendine göre düşünür. İşçi kendine göre düşünür. Her şey farklı. Herkes bu dünya böyle gelmiş, böyle gidiyor. Biz de çalışmak için gelmişiz. Çalışmak. Devam edeceğiz. Çok şükür. Hayata dair beklentileriniz nelerdir? Hayata dair beklentilerim. Ya Allah sağlık verdiği sürece çalışacağız. İşte çoluğumuz çocuğumuz için. Beklentilerimiz başka bir şey olamaz zaten bizim. Biz sadece işçiyiz. Ameliyiz diyelim. Vatandaşın mesela. Vekili, Vekilim TV mikrofonlarını uzatmaya devam ediyor. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Sabahattin Yatkın. Ne iş yaparız? Balık yemi satıp geçimimizi sağlıyoruz. Balık yemi satıyorsunuz. Evet. Bakabilir miyiz balık yemi? Tabii efendim, bakabilirsiniz. Buyurun. Yemler var. Oltu mazimizi. Bunlar sabah kalası yemeğimiz. İşte geçinip diyoruz. Bunu satmasak açız. Neden açsınız? Çalışmayınca kim kime para verir? Kimse kimseye para verir mi? Vermez. Mecburen çalışacağız ki paramızı çıkaralım. Nedir para sizin için? Para bizim yolu geçim sağlamak için. Fazla bizim için. Kimseye muhtaç olmayalım. Ne bekliyoruz hayattan? İşte hayat şartlarına göre çalışıp duruyoruz, uğraşıp duruyoruz. Kimsenin kimseye faydası olmadığı için mecbursun çalışma. Kimsenin kimseye faydası yok mu? Kime var? Allah razı olsun, bir yeşil kartımız var, devletimiz bakıyor bizi. Başka türlü ne sigorta yok, hiçbir şey yok. Başka sağlık geçici halimiz yok. Nefes darlıyorlar, yürüyemeyiz, edemeyiz fazla. Teşekkür ederim. Vekilim TV her yerde.